Hayatınızın amacını bulmak Jeremy Adam Smith tarafından ele alınmıştır. Amacınızı keşfetmek için mücadele ediyor musunuz? Bunun nedeni, diğer insanlardan izole edilmiş hissetmeniz olabilir. İşte bunun üstesinden nasıl gelebileceğiniz. Bir amaç duygunuz var mı? Onlarca yıldır, psikologlar uzun vadeli, anlamlı hedeflerin yaşamlarımız boyunca nasıl geliştiğini incelediler. Bir amaç duygusunu teşvik eden hedefler, bir organizasyon başlatmak, hastalıkları araştırmak veya çocuklara okumayı öğretmek gibi diğer insanların hayatlarını potansiyel olarak değiştirebilecek hedeflerdir. Gerçekten de, insanlarda bir amaç duygusu evrimleşmiş gibi görünüyor, böylece birlikte büyük şeyler başarabiliriz, bu yüzden daha iyi fiziksel ve zihinsel sağlıkla ilişkili olabilir. Amaç, evrimsel anlamda uyarlanabilir. Hem bireylerin hem de türlerin hayatta kalmasına yardımcı olur. Birçoğu, amacın özel armağanlarınızdan kaynaklandığına ve sizi diğer insanlardan ayırdığına inanıyor gibi görünüyor ama bu gerçeğin sadece bir kısmı. Aynı zamanda başkalarıyla olan bağlantımızdan da büyür, bu yüzden bir amaç krizi genellikle izolasyonun bir belirtisidir. Yolunuzu bulduktan sonra, neredeyse kesinlikle sizinle birlikte seyahat eden başkalarını bulacaksınız, aynı hedefe ulaşmayı umuyorsunuz bir topluluk. İşte izolasyonun üstesinden gelmenin ve hayattaki amacınızı keşfetmenin 6 yolu. 1. Oku okumak bizi zaman ve mekan boyunca asla tanımayacağımız insanlara bağlar, araştırmanın söylediği bir deneyim, anlam ve amaç duygusuyla bağlantılıdır. Not, anlam ve amaç birbiriyle ilişkilidir, ancak ayrı sosyal bilimsel yapılardır. Amaç, anlamın bir parçasıdır, anlam, genellikle değer, etkinlik ve öz değeri de içeren çok daha geniş bir kavramdır. Örneğin, 2010 tarihli bir makalede, Leslie Francis, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 26 bin gençten oluşan bir grubu inceledi ve İncil'i okuyanların daha güçlü bir amaç duygusuna sahip olma eğiliminde olduklarını buldu. Seküler okumada bir fark yaratıyor gibi görünüyor. Ampirik çalışmaların bir anketinde, Raymond A. Mar ve meslektaşları şiir ve kurgu okumak ile ergenler arasında bir amaç duygusu arasında bir bağlantı buldular. Kurgu okumak, ergenlerin karakterlerin tüm yaşamları hakkında akıl yürütmelerine izin verebilir, onlara kendi hayatlarının çoğunu tam olarak yaşamak zorunda kalmadan tüm bir yaşam süresi hakkında özel bir fikir verebilir, diyorlar. Diğer insanların yaşamlarındaki amacı görerek, gençlerin bunu kendi yaşamlarında görme olasılıkları daha yüksektir. Bu anlamda, amaç hayal gücünün bir eylemidir. Bu makale için röportaj yaptığım birçok kişi, kitaplarda buldukları önemli kitaplardan veya fikirlerden bahsetti. Tarihçi W.E.B. Du Bois'un yazısı, sosyal adalet aktivisti Art McGee'yi Afrikalı-Amerikalı kimliği ve kurtuluşu hakkında belirli bir vizyonu benimsemeye itti. Gazeteci Michael Stoll, Stanford Üniversitesi'nde okuduğu gazeteciliğin sosyal sorumluluk teorisinden ilham aldı. Temel olarak, muhabirler ve editörler sadece çözülmesi gereken sorunların bağımsız hakemleri olarak topluluklarını geliştirme yeteneğine değil, aynı zamanda görevine de sahipler, diyor. O zamandan beri profesyonel kuzey yıldızım oldu. Bu fikirden cesaret alan Michael, San Francisco Public Press adlı ödüllü bir kar amacı gütmeyen haber ajansı kurmaya devam etti. Bu nedenle, hayatınızda bir amaç krizi hissediyorsanız, kitapçıya, kütüphaneye veya üniversiteye gidin. Sizin için önemli olan kitapları bulun ve kendi hayatınızda neyin önemli olduğunu görmenize yardımcı olabilirler. 2. Acıları başkaları için iyileşmeye dönüştürün. Tabii ki, amaç bulmak sadece entelektüel bir arayış değildir, hissetmemiz gereken bir şey. Bu yüzden hem kendimizin hem de başkalarının çektiği acılardan büyüyebilir. Keza Willingham, ailesi aile içi şiddetle parçalanan Corvallis, Oregon'da yoksulluk içinde büyüdü. Fakir büyürken, utanırken ve varlığımın bir hata olduğundan emin olurken okuldaki hiç kimse anneme, kendime veya kardeşime müdahale etmedi, yardım etmedi veya desteklemedi, diyor. Sokaklarda koşuşturuyordum, okulu atlıyordum, yabancılarla seks yapıyordum ve elime geçen her uyuşturucuyu kötüye kullanıyordum. 16 yaşındayken keza, seçeneklerim ve yoksulluktan kurtulma yolum olduğuna inanmamı sağlayan alternatif bir liseye kaydoldu. Üniversiteye gitti ve özellikle, sorunları olan çocuklara çekildi, bir zamanlar olduğu gibi çocuklar. Diyor ki, benim gibi büyüyen çocukların, önlerinde gelecekleri olduğunu bilmelerini istiyorum. Devlet akademik standartlarını karşılamasalar bile, akıllı olduklarını bilmelerini istiyorum.
daha ayrıcalıklı koşullarda doğmuş olan diğer insanlar kadar iyi ve değerli olduklarını bilmelerini istiyorum. Çünkü öyleler ve onlara aksini söyleyen çok fazla mesaj var. Bazen, başka bir kişinin acısı bizi amaca götürebilir. Christopher Pepper lise son sınıftayken, titreyen, gözyaşı döken bir arkadaş, ona bir sınıf arkadaşı tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Christopher, elimden geldiğince rahatladım ve bunun başkalarının başına gelmesini önlemek için bir şeyler yapacağıma söz vererek bu konuşmayı bıraktım, diyor. Üniversitede akran tecavüz eğitimcisi ve ardından San Francisco Devlet Okulları'nda seks eğitimcisi olarak bu sözünü tuttu. Neden Kezia ve Christopher gibi insanlar acı çekmekte amaç buluyor gibi görünüyorlar, diğerleri ise bunun tarafından eziliyor? Cevabın bir kısmı, daha sonra göreceğimiz gibi, kendimizde geliştirdiğimiz duygular ve davranışlarla ilgili olabilir. Üçüncü, huşu, şükran ve fedakarlık geliştirin. Sağlığı ve refahı teşvik eden bazı duygular ve davranışlar da bir amaç duygusunu teşvik edebilir, özellikle huşu, şükran ve fedakarlık. Büyük İyi Bilim Merkezi'nden Dacher Keltner tarafından yürütülen birkaç çalışma, huşu deneyiminin bizi kendimizden daha büyük bir şeye bağlı hissettirdiğini ve böylece bir amaç duygusu için duygusal temel sağlayabileceğini göstermiştir. Tabii ki, huşu tek başına size hayatta bir amaç vermeyecektir. Sadece büyük bir şeyin küçük bir parçası olduğunuzu hissetmek yeterli değildir, ayrıca dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmak için yönlendirilmiş hissetmeniz gerekir. İşte burada şükran ve cömertlik devreye girer. Minnettar bir zihniyet geliştirerek amacı teşvik etmek mantıksız görünebilir, ancak işe yarıyor, diye yazıyor psikolog Kendall Brown, bilerek önde gelen bir uzman. William Damon, Robert Emmons ve diğerleri tarafından yapılan araştırmaların bulduğu gibi, kutsamalarını sayabilen çocukların ve yetişkinlerin, kendilerinin ötesindeki dünyaya katkıda bulunmaya çalışmaları çok daha olasıdır. Bunun nedeni muhtemelen, başkalarının dünyamızı nasıl daha iyi bir yer haline getirdiğini görebilirsek, bir şeyleri geri vermek için daha fazla motive olacağımızdır. Burada fedakarlığa ulaşıyoruz. Bu noktada, başkalarına yardım etmenin anlamlı, amaçlı bir yaşamla ilişkili olduğuna dair çok az soru var. Örneğin, bir çalışmada, Daryl Van Tongeren ve meslektaşları, gönüllü olmak veya para bağışlamak gibi daha özgecil davranışlarda bulunan insanların yaşamlarında daha büyük bir amaç duygusuna sahip olma eğiliminde olduklarını bulmuşlardır. İlginçtir ki, şükran ve fedakarlık, anlam ve amaç üretmek için birlikte çalışıyor gibi görünmektedir. İkinci bir deneyde, araştırmacılar rastgele bazı katılımcıları şükran mektupları yazmaları için görevlendirdiler ve bu insanlar daha sonra daha güçlü bir amaç duygusu bildirdiler. Christina Carnes ve meslektaşları tarafından yapılan daha yeni çalışmalar, fedakarlık ve minnettarlığın nörolojik olarak bağlantılı olduğunu ve beyindeki aynı ödül devrelerini aktive ettiğini buldu. Dördüncü, başkalarının sizin hakkınızda neyi takdir ettiğini dinleyin. Teşekkür etmek, amacınızı bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak, insanların size teşekkür ettiği şeyde de amaç bulabilirsiniz. Kezia Willingham gibi, Sean Taylor da zor bir çocukluk geçirdi ve aynı zamanda ciddi davranış sorunları olan çocuklarla çalışmaya çekildi. Bununla birlikte, ondan farklı olarak, sık sık işin bir çıkmaz sokak olduğunu hissetti. Seçtiğim meslekte berbat olduğumu sanıyordum, diyor. Sonra, bir gün, 5 yıl önce birlikte çalıştığı bir kız onunla iletişime geçti. Hayatını değiştirmeye nasıl yardım ettiğimi detaylandırdı, diyor Sean ve evlendiğinde koridorda onu yürümesini istedi. Sean bunca zamandır onu düşünmemişti bile. Bir şey tıkladı ve bunun benim yolum olduğunu biliyordum. Ayrıntı yok, ama gençlik çalışması benim amacımdı. Röportaj yaptığım sanatçılar, yazarlar ve müzisyenler sık sık başkalarının takdirinin çalışmalarını nasıl körüklediğini anlattılar. Danny Burleis'ın hiçbir zaman bir amaç duygusundan yoksun kalmadı ve yıllarca Santa Rosa, Kaliforniya'da yazar ve sosyal adalet aktivisti olarak çalıştı. Ancak orman yangınları topluluğunu süpürdüğünde, Danny güçlü yönlerine yeni bir şekilde ihtiyaç duyulduğunu keşfetti, ağ oluşturma ve acil müdahale becerilerimin topluluğuma, öğrencilerime ve itfaiyecilere gerçekten yardımcı olduğunu buldum. Teşekkür edilmenin bir amaç duygusunu nasıl besleyebileceğini doğrudan araştıran bir araştırma olmamasına rağmen, minnettarlığın ilişkileri güçlendirdiğini biliyoruz ve bunlar genellikle bu hikayelerin çoğunun önerdiği gibi amacımızın kaynağıdır. 5. Topluluk bulun ve oluşturun. Dani'nin durumunda gördüğümüz gibi, amaç duygumuzu genellikle çevremizdeki insanlarda bulabiliriz. Birçok insan bana ailede amaç bulmaktan bahsetti. RTMCG,
okumalarıyla birlikte, sosyal ve ırksal adalet için çalışarak, çalışkan babama olan sevgi ve saygıda bir amaç buldu. Onun gibi çalışan insanlar çok daha iyisini hak ediyordu. Çevresel ve sosyal adalet organizatörü Jody Sörman Brozan, dünyayı bulduğumdan daha iyi bir yerde bırakmaya itilmiş hissediyor. Anne olmak, bu amacı güçlendirdi, bu onların dünyası ve çocuklarının dünyası olacak diyor. Kesinlikle nasıl ebeveynlik yaptığımı etkiliyor, mücadeleye devam etmek ve lider olmak isteyecek ırkçılık karşıtı, feminist, radikal çocuklar yetiştirmek isteyen. Tabii ki, çocuklarımız amacımızı benimsemeyebilirler. Amber Can Torna, sadece Hristiyanlar olan amaç odaklı ebeveynler tarafından yetiştirildi. Annem bizi her zaman bir şeylere, o muhafazakar Hristiyan balonunun içine soktu, diyor. Bu aile ve topluluk, Amber'de güçlü bir amaç duygusu besledi, iyi bir Hristiyan ve rol model olmak. Diğer insanlara bir nimet olmak. Sorun şu ki, bu temel amaç, diğer insanları onlardan daha çok sevmeyi içeriyordu. 27 yaşında lezbiyen olarak ortaya çıktığında, Amber'in ailesi ve topluluğu hızla ve aniden onu kovdu. Bu, derin bir amaç krizini tetikledi, beni şekillendirmeye yardımcı olan ve bana aidiyet duygusu veren, yeni bir inanç topluluğu bularak çözdüğü bir kriz. Çoğu zaman, amacımızın asaleti, tuttuğumuz şirketi yansıtır. Amber'in ebeveynlerinden gelen amaç, keşfettiği gibi dışlanmaya dayanıyordu. Kabul edemeyecekleri bir kimliği benimsedikten sonra o toplulukta onun için hiçbir yer ve amaç yoktu. Yeni bir amaç duygusu, gay ve lezbiyen Hristiyanların inşasına yardım ettiği yeni topluluk ve kimlikle geldi. Amacınızı hatırlamakta zorlanıyorsanız, etrafınızdaki insanlara bir göz atın. Onlarla ortak noktanız nedir? Ne olmaya çalışıyorlar? Onların dünya üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Bu etki olumlu bir etki mi? Bu etkiyi yaratmak için onlara katılabilir misiniz? Neye ihtiyaçları var, onlara verebilir misin? Bu soruların cevapları size ilham vermiyorsa, yeni bir topluluk bulmanız gerekebilir ve bununla birlikte yeni bir amaç gelebilir. 6. Hikayenizi anlatın okumak, amacınızı bulmanıza yardımcı olabilir ama yazmak da öyle. Amaç genellikle kendi hayatınız hakkındaki meraktan kaynaklanır. Hangi engellerle karşılaştınız? Hangi güçlü yönler onların üstesinden gelmenize yardımcı oldu? Diğer insanlar size nasıl yardımcı oldu? Güçlü yönleriniz hayatı başkaları için daha iyi hale getirmeye nasıl yardımcı oldu? Hepimiz kendi hayatlarımızdan bir anlatı yapma yeteneğine sahibiz, diyor 2017 tarihli The Power of Meaning kitabının yazarı Emily Esfahani Smith. Bize kendi yaşamlarımız, kendimizi nasıl anlayacağımız konusunda netlik veriyor ve bize günlük hayatın ötesine geçen ve temel olarak deneyimlerimizi anlamlandırmamıza yardımcı olan bir çerçeve sunuyor. Bu yüzden Amber Can Torna, ailemi yeniden odaklamak, dışarı çıkmak, dışlanmak ve Tanrı'nın gerçek sevgisini keşfetmek adlı anılarını yazdı. Sevdiği herkesi kaybettikten sonra ilk başta depresyonda olan Amber, kısa sürede kendisinde yeni güçlü yönler keşfetti ve kitabını, gay, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel Hristiyanları çıkış süreçlerinde desteklemek için Beyond adlı kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurmaya yardımcı olmak için kullanıyor. 2008 yılında yapılan bir çalışmada, yaşamlarında anlam ve amaç görenlerin, karşılaştıkları engellerin üstesinden gelmeyi başardıkları bir değişim ve büyüme hikayesi anlatabildikleri bulunmuştur. Başka bir deyişle, Amber'inki gibi bir anlatı oluşturmak, kendi güçlü yönlerimizi ve bu güçlü yönlerin uygulanmasının dünyada nasıl bir fark yaratabileceğini görmemize yardımcı olabilir, bu da öz yeterlilik duygumuzu arttırır. Bu, tüm insanlar için değerli bir yansıtıcı süreçtir, ancak Amber, otobiyografisini yayınlayarak ve sosyal değişim için bir araca dönüştürerek bir adım daha ileri götürdü. Bugün, Amber'in amacı, onun gibi insanların kendilerini daha az yalnız hissetmelerine yardımcı olmaktır. Amaç duygum, hikayemi paylaşma arzum ve diğer birçok insanın yolculuğumu paylaştığının farkına varmamla çok büyüdü.